size, ailesinize fayda verecek. Davranışlar neler? Yakışıklım yani, sık sık söylüyorum ama Allah'la iyi bağlantı hayati olan en önemli konudur. Çünkü bizim yapacağımız başka hiçbir şey yok. Yani ondan gerisini hepsini Allah yapıyor zaten. Her şey. Biz çok dikkatlice Allah'ın büyüklüğüne özellikle bakın. Varlığı değil, büyüklüğü. Varlığı zaten yani normal aklı sahibi olan mecburen Allah'ı anlayacak şekilde yaratılır Müslüman. Yani beyni ona göre yaratılmıştır yani. Görüyoruz. Çünkü mesela biz bu saati görüyoruz. Ne diyoruz? O tesadüf mü? Nereden çıktı bu saat falan kimse demiyor. Bu kesin kes fabrikada yapılmıştır diyoruz. Allah'ın varlığı da kesin kes net olur mümin için. Aynı bu mantıkta. Ama büyüklüğünü biraz düşünmek gerekiyor. Düşünmeden Allah diyor ki derin derin düşünmezler mi? Biraz düşünüldüğünde Allah'la tam bağlantıya geçilmiş oluyor. Ondan sonraki bütün hareketler Allah'a ait olur. Yani artık insan kendisi devreden çıkmış olur. Yani nefsi devreden çıkmış olur. Her şeyi Allah yapar. Onu o şekilde elledince mümin yeni bir boyuta girmiş olur. Ve olabilecek en mükemmel hayatı yaşamış olur. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Günlük yaşantınızda ailesinize fayda verecek davranışlar nelerdir? Yakışıklım, hep Allah'ın büyüklüğünü düşün. Bu yeterli. İyi kavramaya çalış. Atomun yapısından gir. Gökyüzündeki yıldızlardan çık. Düşün. Allah'ın büyüklüğünü kavra. Yani bunda tembellik etme. Çünkü bu biraz okumak ve araştırmak gerektiren bir konu. İstersen bir yere not al, onlara bak. Veyahut internette bir yere ayarla kendine. Bütün bu bilgileri bir yere getirecek. Çok da kafanı dağıtmadan, çünkü milyonlarca konu var. Ama sen mesela 3-5 konuyu çok iyi bilirsen, Allah'ın büyüklüğünü kavramada bu senin için yeterli olur.